Koç ve yükselen koçlar yeni bir haftaya başlarken Merkür'ün yapmış olduğu kombinasyondan dolayı bütün cevapsız sorularınıza cevap arayabilirsiniz bu hafta. Özellikle uzun zamandan beri cevabını merak ettiğiniz ama cevabını bulmak için çok da bir çaba gayret sarf etmediğiniz konularla alakalı olarak bu hafta işte gözlemci yönünüz ön plana çıkabilir. Analizci yönünüz ön plana çıkabilir ve bu hafta itibariyle daha soruların cevaplarını arayacağınız bir hafta olmakla birlikte yorumlarınız çok olabilir. Uzun zamandan beri belki bir şeyleri merak ediyordunuz, belki bir şeylerin yorumlarını yapıyordunuz ama kendinize saklıyordunuz. İşte bu hafta sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde olaylar, konular, durumlarla alakalı olarak pek çok yorum yapabilirsiniz. Ama bu yorum da sizin yanlış anlaşılmanıza neden olabilir. Yani iletişimlerinizde birazcık daha iyimser olmaya ya da yapacağınız yorumlar varsa bunları birazcık daha kendinize saklamaya özen gösterin. Aynı zamanda aşk ve ikili ilişkilerde bu hafta evlilik planlayan bir koçsanız ya da evlilik teklifi bekleyen bir koçsanız bu hafta evlilik teklifi alabilirsiniz. Tabii ki süregelen ilişkinizde özellikle son 2-3 günden beri yaşadığınız güvensizlikler varsa ya da bazı konularda güvensizlikler hissediyorsanız aslında bunların sizden kaynaklandığını farkına varabilirsiniz. Ve bunların gereksiz yere olduğunu görebilirsiniz. Yeter ki bu hafta itibariyle yaşadığınız ya da geçirmiş olduğunuz bir konuyla alakalı olarak aklınızda bazı şeyler varsa bunları konuşmaya imtina edin. Bunları konuşmaya çalışın. Çünkü bu hafta her şeyi netleştirmekle birlikte artık ilişkilerinizde sorun ve problem olan her şeyi rahatlıkla çözerken dengelenme haftasında olacaksınız. Özellikle yalnız olan koçlar yeni bir ilişkiye başlama konusunda biraz çekimser davranabilirler. Biraz titiz davranabilirler. O yüzden bu hafta hemen gelen tekliflere sıcak bakmayabilirsiniz. Kariyer ve iş alanınızda ise bu hafta her işinizde detaylarla ilgilenirken işinizde organize olma ve organize etme konusunda son derece şanslı olacağınız bir hafta olacak. Bu da sizin işinizde başarı elde etmenize ve başarı şansı yakalamanıza etki ederken ayrıca bu hafta eski iş yerinizle alakalı olarak bazı gündemler ön plana gelebilir. Yani orada alamadığınız haklarınız varsa bu konularla alakalı olarak gündemler ön plana gelebilir ve alacaklarınızı elde edebilirsiniz. Maddi ve finansal konularda ise zorlanmalar söz konusu olabilir. Özellikle ebeveynlerinizin yaşadıkları sağlık sorunlarından dolayı sağlık giderleri çok fazla artmış olabilir ve bu anlamda bunları planlama, ödeme şeklinde biraz değişimler söz konusu olabilir. Ev, aile, yuva alanında ise bu hafta itibariyle kardeşlerinizle aranızda bazı zorlanmalı durumlar yaşayabilirsiniz. Hatta bazı konularda bunu bilerek mi yapıyorsun ya da ailenin huzurunu, düzenini bozmak için mi yapıyorsun gibi serzenişlerde bulunabilirsiniz kız kardeşlerinize veya erkek kardeşlerinize. Kardeşlerinizle alakalı olarak zorlanmaların ebeveynlerinizi daha fazla üzdüğü için sizin üzülmenize neden olduğunu görebilirsiniz. Ama lütfen bu hafta itibariyle birazcık daha ılımlı davranmak, ılımlı davranırken de kardeşlerinizin sinirlerini yatıştırmak adına da birazcık daha çaba harcamanız gereken bir hafta olacak sevgili koçlar.